Hicri 16. yılında Hazreti Ömer Kurusi savaşsız sulh ile aldı. O da şöyle oldu. Kısa geçeyim buraya inşallah. İslam orduları bir tarafta İran'la savaşıyorlar. Bir taraftan da Şam, Humus, Hama, Antakya'yı aldılar. Filistin etrafı alındı. Kurusi çember aldılar İslam orduları. Kurusi'nin kaleleri, surları çok kuvvetli olduğu için Kurusi fethedemiyorlar. O zaman Kurus Roma'ya bağlı. Yahudi çok az orada. Hristiyanlar var orada. Halkı Hristiyan. O zaman Kurus'te çok yaşlı biri varmış. Çok pirifani, yatalak. Yatayana konuşabiliyor. Buna geliyorlar. Diyorlar ki Müslümanlar, Araplar diyorlar. Kurus'u çemre aldılar. Çok bizi sıkıştırıyorlar. Ne yapalım acaba? Korkmayın. Alamazlar Kudüs onlar. Hiç korkmayın diye. Teslim olmayın, alamazlar bunlar bunu. Peki Kudüs kalacak mı bizde? Kalmayacak. Bir Arap hükümdarı 3 harfli olacak. O burası alacak. Ama çok adil olacak o. Ona siz savaşman teslim edin burasını böyle. 3 harfli Arap hükümdarı burasını alacak. Çok adil olacak. Çok adil olacak. Hiç ona savaşmayın. Teslim edin bana. Kim olabilir bu? Halife zaman Hazreti Ömer. 3 harf Arapça. Ayın mim rı. 3 harfler. Ömer. Bunun üzerine dediler ki şimdi Kurus'a bundan Kurus'a ileri gelenleri İslam komutanlarına eğer Halife Ömer buraya gelirse savaşsız onu teslim edin burasını. Hazreti Ömer'e metin yazdılar. Ama tabii haberleşme kolay değil. Yok cep telefonu alo deme. Mektup yazıldı. Mektup da elden gidiyor. Ayaktan. Araba şeyle gidiyor. Deveyle gidecek mektup da böyle. Hemen bir seyist deveye biniyor. Aldı mektubu Medine'ye. Geldi. Hazreti Ömer Hazreti mektubu. Kumandan şu yazmışlar. Ya Emre'l Mümin'in. Böyle teklifleri var. Eğer siz gelirseniz bekleyelim. Emrederseniz savaş devam edelim. Hasan haber gönderiyor. Savaşı bırakın, beni bekleyin. O anda da Medine Münevver'de binek kıtlığı varmış. Az binek varmış. Hasan küçük bir birlik tabi teşkil ediyor. İki üç kişi bir bineğe biniyorlar. Nöbetleşe biniyorlar. Hasan o anda dünya devleti o anda. İslam devleti. İranlı içine kadar girmiş. Roma'nın yarısını almış aşağı yukarı. Yani süper güç o anda. Hasan böyle imparatorun başında kendisi, halife kendisi ne yapıyor? O da bir kısrağa biniyor, kölesiyle beraber ikisi nöbetleşiyor. Bir merhale bir mola yerine kadar Hasan'a biniyor, köle tutuyor şeyi önüne yürüyor böyle. Hasan iniyor orada mola verince şimdi sıra köleye tabi gelmiş. Yok Hasan'a köleye bin bakalım sen. Aman ya mümin ne olur aman. Ne olur rica ederim bak. Ben senin kölenim. Sen de başkanısın, halifesin. Ne olur affet beni. Kusura bakma, özür dilerim. Ben bilemem. Hayır, bin bakalım. Hakkını ver diyorum ben. Olmaz. Abi, laf olmaz bundan bu şekilde. Bu fiilen olacak burada bu böyle. Mahşere şunu mu kalmasın davaya. Bin bakalım sen. Emrediyorum bin bakalım. Emrince vacip oluyor. Tabii köle şimdi bindi ya kusura. Halifen abi tuttu yolantı atın. Önde gidiyor. Önüne gidiyor. Böyle her mara dönüşüyor böyle. Dönüşümlü böyle biniyorlar. Kurus'a yaklaşık yani son merhalede şimdi sıra, nöbet sırası köleye geldi. Binme sonra geldi. Köle yalvarıyor. Yakarıyor. Ne olur ya halifem? Ya emrel mühim ne olur? Sen bin bak. Buraya geliyoruz buraya bak şimdi. Olmaz. Bin bakalım. Tabii köle bindi. Hazreti Ömer geliyor. Tam orada bir de su geçmesi gerekiyor. Hasan ayakkabını çıkardı. Son ayakkabını aldı elinde. Bir elinde altın yolları. Köle arabada altın üzerinde gidiyorlar. İslam kumandanı karşılama vermiş Halife'yi oraya. Geldi oraya. Şimdi onlar şaşırdı kumandanlar. Şaşırdılar. Bir de Hasan Bey yamalı giymiş buradan. Yani ya Halife
Buranın halkı dediler, Roma alışmışlar böyle, yani diye adamların böyle gayet şaşalı görmeye alışmışlar. Ne olur böyle yapmayalım. Bunu şunu söyledi. Biz insanın en aşağısıydık. İslam ile bir Allah bizi güçlendirir buyurdu muhtemelen böyle. Şunu ezellen nasip. İnsan en zeliydik. Allah bir aziz kıldı, İslam ile aziz kıldı böyle buyurdu muhtemelen. Böyle buyurdu. Haber verildi Kudüs halkına. Kapılar açıldı. İleri gelenlere altın bir kutu içerisinde kalanata yeter Hazreti'ne teslim ettiler. Hazreti Ömer tabi içeriye girdi. Girdi ama halkta da bir korku var halkta gene böyle şey. Çünkü kısa bir zaman önce Sasani Devleti, İran, müşrik, o zamanki İran devleti işgal etmişti. Çok büyük katliam yapmıştı böyle. Yani kadın erkeği ayırmadan böyle, çocuk ayırmadan böyle. Beş şahsı yakmışlardı, yıkmışlardı o anda. Bu an katliam yapmışlardı. Yolda kan akmıştı. Halk yine böyle beklentide. İşgal ordusu geliyor tam onlara göre. Halk korku içerisinde. Herkes yerine çekilmiş. Herkes çoğun sağlamış yerinde bekliyorlar böyle. Yani artık bir ölüm katliam bekliyorlar. Genel bir katliam bekliyorlar. Hasan haber geldi ki halk böyle korku içerisinde. Hemen bir bildiri yayınladı böylece. Yayınladı. Bunu her taraf bağır, o ses de o zaman tabi. O böyle o zaman da böyle. Yüksek çıktılar böyle. Gür sesler böyle. Yayınladı bunu. Her inancın serbesttir. İşinde serbesttir. Dükkanı açınız. İlk gün içinde gitsin böyle. Herkesin namusu, malı, hırsı koruma altına alıyor böylece. İnanamadılar bu şekilde böyle tabi böylece. Baktılar ki gerçi görünce hayat normale döndü. Ne oldu bak muhteremler? Kısa zamanda halk böyle grup halinde İslam'a geldiler. Bir de Roma bana çok ağır vergi alıyormuş bunlar Roma bunlardan böyle. Tabi Roma İmparatorluğu'nun masrafı ağır. Sanat masrafı ağır masrafları. Ağır vergi alınmışlar bunlardan. Hazreti Ömer tabi bir vergi konuyor. Cizye dinliyor bunlara. Bir vergi kondu. Ama çok az geliyor bunlara vergi. Bunları görünce halk İslamlaştı arada.